Eczacılar ilaç hizmeti veriyor ve bir sosyal güvenlik kurumu ile anlaşmalı oldukları için ilaç katkı payını %20 olan ilaç katkı payını hastalardan talep ediyor. Şu anda muayene ücret tahsilatı yapıyoruz. Reçetelerde devlet hastanesinde 8 lira, özel hastanelerde 15 lira olan muayene ücretinin tahsilatını eczacılar yapıyor. 3 kalemden sonraki her kalem için 1 lira reçete bedeli tahsil ediyoruz. Yazılan her reçetede 3 lira reçete bedeli tahsil ediyoruz. Bu tahsilatların tamamı eczacılar aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılıyor. Yani bizim kestiğimiz faturadan o rakam birebir olarak düşüyor. Bu bizim hiç işimiz olmayan, bizimle hiç alakası olmayan bir şey. Yani bizim bu parayı tahsil etmememiz gerekiyor. Bunu hastanede ya da kurdukları kendi sistemleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alması gereken bir para. Ama eczaneler çok yaygın olduğu için hastalar kuyruk beklemesin diye başlatıldı bu sistem. İlk başladığında 75 kuruştu ama bugün aradan işte 7-8 yıl geçti. Şu anda muayene ücreti 15 liralara dayandı. Bir de hastanın içeride çok beklemiş muayene ücreti varsa, yani reçete edinmemişse, birkaç defa hastaneye gitmişse, karşımıza 40-50 lira, 100 lira muayene ücretleri çıkabiliyor. Hasta o rakamları ödeyip ilacını alamıyor. Geçen gün bir eczacı arkadaşımız darp edildi başka bir şehirde. Muayene ücreti talep ettiği için Konya'da. Mersin'de çok daha önce bir eczacı arkadaşımızın vitrin camlarını kırdılar, saldırmaya çalıştılar. Bu tür vakaları maalesef çok fazla yaşıyoruz. Eczacının işi olmayan bu ücreti de artık kaldırılmasını talep ediyoruz her defasında. Böyle bir ihtimal yok. Sistem üzerinde zaten her işte girdiğimizde hangi muayeneye karşılık o bedellerin talep edildiği ortada. Diyelim ki devlet hastanesine şu tarihlerde ve bu tarihlerde gittiniz. Onun karşılığı bedeli olarak alınıyor diye biz bilgi veriyoruz. Eğer isterse hastalarımız bununla ilgili döküm de alabilir. Yani eczaneden benim gittiğim muayene ücretleri hangi hastaneye gidişime bağlıdır diye döküm ister. O dökümler verilir. Bir sonrakinde çıkan rakamla bunlar karşılaştırılır. Eğer bir hata olduğunu düşünüyorsa bize ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'na şikayetçi olabilir. Ama üst üste aynı muayene ücretinin defaten alınması diye bir şey olamaz. Böyle bir şey yok.